Arkadaşlar merhaba. 1.35'in deneme betası yayınlandı bugün. Onunla biraz uğraştım. Bazı haritalar denedim. Hangi modların çalışıp hangi modların çalışmadığını test ettim. Bu sürümde epeyce değişiklik var. Kısaca hemen bunları göstereceğim. Zaten bununla ilgili internet üzerinde çok fazla video bulabilirsiniz. Benim asıl odaklanmak istediğim burada hangi modların çalışıp hangilerinin çalışmadığı. Çünkü herkesin bunu merak edeceğini düşünüyorum. Onun dışındaki şeyleri, ayrıntıları diğer videolarda da bulabilirsiniz ama ben yine burada kısaca onların da üzerinden bir geçeyim istedim. Şimdi burada birçok özellik var arkadaşlar, yeni gelen özellik ama bunlardan en önemlisi DirectX 11 desteği. Şimdi onunla ilgili size hemen şunu göstereyim ben. Mesela şu ölçekleme %300 diyor. Şurada. Şu ayna mesafesi en yüksek. Ayna çözünürlüğü yüksek ve ayna kalitesi yüksek. Ben bu ayarlarda oynadığım zaman FPS oldukça düşük oluyordu. Benim ekran kartı oldukça eski bir ekran kartı çünkü. Oynayamıyordum bununla böyle. Şimdi bu ayna mesafesini en yükseğe getirdim. Ayna çözünürlüğü ve ayna kalitesini de yükseğe getirdim. Zaten bunun da üstünde bir seçenek yok. Bu ölçeklemeyi de %300 yaptım. Ölçeklemeni hemen onu size söyleyeyim. Şimdi monitörünüz işte 1920'ye 1080 ise 1060 ise ya da neyse monitörünüzün görüntü ölçeği. O ölçeğin 3 katı bir görüntü oluşturuyor ekran kartı önce. Bu 3 katı büyüklükte görüntüyü monitörün ölçülerine uygun hale getirip küçültüp öyle gönderiyor. Böylece görüntüde kırılmalar, o tırtık tırtık kenarlar, köşeler olmuyor. Tabi bunun mesela 60 FPS için saniyede 60 kere yapıldığını düşünecek olursanız hem ekran kartına çok fazla yük biniyor hem de bunun ekrana gönderilmesi için bir sürü işlem yapılması gerekiyor. İşte bu DirectX 11 bunlar için bir takım apiler getirdiğinden bunlar ekran kartında bir kısmı işleniyor, bir kısmı da işlemcide hallediliyor bu işlerin. Ondan sonra da ekrana gönderiliyor. Böylece daha hızlı bir işlem yapılmış oluyor. Dolayısıyla şu anda ben bununla bu ayarlarda oynayabiliyorum. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü bundan sonra mesela bazı haritalarda yaşadığımız o FPS ile ilgili sorunları büyük ölçüde bunda yaşamayacağız. Tabi bu ekran kartınıza da bağlı. Çünkü ekran kartınızın öncelikle DirectX 11'i desteklemesi gerekiyor. Bazı eski ekran kartları desteklemeyebilir. O zaman DirectX 9 ile oynamanız gerekecek. Muhtemelen DirectX 9'un desteği de devam edecek. Öyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar oyun tercihleri bölümüne gelecek olursak. Burada bir takım ayarlar var. Bunların büyük bir kısmı zaten daha önce olanlar da yani daha önceden bilirsiniz bunları. Şimdi navigasyonla ilgili ATS'de başka bir seçenek daha var. Muhtemelen ATS'de sesli bir navigasyon sistemi gelecek. Yani işte sağa dön, sola dön vesaire gibi şeyler. Ama bunda o seçenek yok şimdilik. Gelecek mi ETS'ye onu bilmiyorum. Eğer gelirse tabii iyi olur. Ama şu anda o seçenek yok maalesef. Şimdi burada bu kamyonun süspansiyonlarını ayarladığınız zaman kamyonda bir takım salınımlar oluşuyor. Bu fizik modlarıyla elde ettiğimiz şeyler kısmen buradan karşılanıyor. Ama bu ATS'yi de inceledim akşamdan bu yana. ATS'de çok daha güzel olmuş. ATS'de o kamyonun salınımları gerçekten çok yumuşak ve dengeli. Fakat bunda hala bir fizik moduna ihtiyaç olacak. Çünkü çok sert sallanıyor kamyon.
Dolayısıyla ATS'deki kıvamı tutturamamışlar bunda. Ben bunda hayal kırıklığına uğradım ama yine de büyük bir adım. Çünkü mesela benim kendim için yaptığım fizik modu vardı. O fizik modu şu anda daha güzel çalışıyor bununla. Dolayısıyla bu iki ayar burada iyi olmuş. Daha önce 0 ve 1 olarak ayarlıyorduk. Şimdi onun ara değerlerini de ayarlayabiliyoruz. Gerçi komut satırında onları yazabiliyorduk. 0,5 vesaire diye ama. Şimdi bu buradan sürgüyle kolayca ayarlanabiliyor. Burada arkadaşlar bir de başka özellikler daha var. Onları da göstereyim size. Evet, şimdi şurada bir seçenek var yine. Haritada ikincil isimleri göster. Bu yoktu daha önce. Bunu şöyle anlatabilirim size. Mesela Rus map'ın İngilizce dosyasını hazırlıyoruz, ekliyoruz oraya. Ama İngilizce dosyasını koyduğumuz zaman haritada Rusça isimler olmuyor. Tamamı İngilizce'ye dönüyordu. Şimdi eğer bu haritada ikincil isimleri göster dersek, şimdi göstereceğim onu da nasıl bir şey olduğunu. Hem İngilizce isimleri hem Rusça isimleri görebileceğiz o zaman. Mesela şöyle yapalım hemen. Haritada bakalım. Rusya'ya gelelim. Mesela St. Petersburg. Burada altında da hemen orijinal dildeki ismi var. Bunları böyle görebileceksiniz. Tabii bunu isteyen yani görmek isteyen böyle görmek isteyenler için bu. Bu da bir alternatif olarak gelmiş seçimlik yani. Eğer isterseniz yapmayabilirsiniz de. Şimdi bu oyun tuşlarında bir şey daha var. Onu göstereyim hemen. Şimdi daha önce biz E tuşuna basıp motor çalıştırabiliyorduk. Bir kere bastığınızda elektrik geliyordu. İkinci bastığınızda da çalışıyordu. Şimdi bunlar ayrıldı. İki tane farklı tuş atamanız gerekiyor bunlara. Birincisi elektrik veriyor. Yani şu kamyonlarda şöyle bir sistem var. Önce kontağı çeviriyorsunuz. Sisteme bir elektrik geliyor. Ondan sonra marşa basıyorsunuz. Marş motorunu çalıştırıyorsunuz. Sonra kamyon çalışıyor. Bu da aynı işi yapıyor şu anda. Motor için bir elektrik veriyorsunuz önce. Ondan sonra marşa basıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz arabayı. Öyle bir şey var. Şimdi bir de şunu da göstereyim hemen. Silecekler için 3 tane mod var. Bir çok yavaş çalışan mod, bir orta hızda, bir de yüksek hızda çalışan mod var. Bunu silecekleri iki ayrı tuşa almışlar şimdi. Önceden P tuşuyla çalıştırabiliyorduk bunu ya da atadığımız herhangi bir tuşla. Bir kere bastığınızda yavaş çalışıyordu, ikinci bastığınızda hızlı çalışıyordu. Şimdi önce P'ye bastığınızda bir kere siliyor duruyor, bir kere siliyor duruyor. Böyle bir sistem var. Bu yağmur çiselerken arabalarda kullandığımız bir sistem. P'ye bir kere daha bastığınızda artık sürekli silecek çalışmaya başlıyor. Bir kere daha bastığınızda daha hızlı silmeye başlıyor. Silecekleri durdurmak ya da bir önceki konuma geri getirmek için ikinci bir tuş atamanız gerekiyor. Ben mesela yumuşak Y'yi atadım buna. Buna bir kere bastığınızda, örneğin çok hızlı çalışıyorsa, bir kere bastığınızda yavaş çalışmaya başlıyor. Bir kere bastığınızda silecek duraklayarak çalışmaya başlıyor. Bir kere daha bastığınızda da duruyor. Yani silecekler ve kontak için arabayı çalıştırmak için ikişer tane tuşu ayarlamak gerekiyor. Evet, burada başka bir şey var mıydı gösterebileceğim? Ona bakıyorum. Burada diğer her şey zaten daha önce olan seçenekler. Ha, burada bir de baş izleyicisi gelmiş. Bu göz takibinde kullanılan cihaz bazen şaşırdığı zaman F12'ye basıp bunu sizin ayarladığınız varsayılan konuma getiriyor. Çok güzel bir cihaz da
Türkiye'de oldukça pahalıya geliyor. Yurt dışındaki fiyatı 160-170 dolar civarında. Türkiye'de birkaç yerde işte N11 gibi yerlerde birkaç tane buldum. 2000 lira civarında fiyatlar yazmışlar. Yani o para verilip de alınmaz bu. En azından Türkiye'de alınmaz şimdilik. Şimdi arkadaşlar burada çekici galerilerimiz var. Daha önce biz çekicileri işte Volvo, DAF, Renault neyse artık onlara basıp alıyorduk. Şimdi kamyon modu kullanırken de bu kamyon modları işte kimi Volvo bayisinde oluyordu, kimi Scania bayisinde oluyordu, kimi Renault bayisinde oluyordu. Hangi bayideyse oraya gidip oradan almak zorunda kalıyorduk onları. Şimdi bunun için bir seçenek getirilmiş. Artık modlar bu bayilerde satılmayacak. Yani modlarla eklediğimiz kamyonlar bu bayilerde satılamayacak. Mod bayisi diye bir şey var burada. Oraya gireceksiniz. Burada yüklü modlar var. Mesela iki tane ben Renault'la DAF'a ekledim. Bunları buradan alacaksınız. Fakat şu anda bu kamyon modları çalışmıyor maalesef. Yani burada görüyoruz ama bunlar çalışmıyor. Her ikisi de denedim. Oyun çöküyor bunları kurarken. Kimin de dingilleri ayarlamaya kalkarsanız, eklemeye ya da çıkartmaya kalkarsanız o zaman çöküyor. Kimin de iç mekana girince çöküyor. Mesela benim çok sevdiğim Volvo modu var. Volvo modunda da aynı problem var. O yüzden onu kullanamadım. Şimdi bir de burada kare şeklinde gördüğünüz şeyler tabii modlar güncellendiğinde ya da yeni modlar çıktığında burada o modla ilgili öngörünüm resmi olacak. Ufak bir resim. Yani hangi kamyon olduğunu buradan seçip ya da ismi yazacak artık. Mod yapımcısı ne yaptıysa buna. Oradan görüp hangi kamyonu istiyorsanız oradan seçebileceksiniz. Mesela şuna bir girelim, özelleştir diyelim. Bir iş yapmayacağım yalnız burada. Şimdi oyun çöker çünkü. Buradan böyle görüp normal bir kamyon bayisinde ne yapıyorsanız oradaki bütün özellikler var. O özelliklerden kamyonunuzu özelleştirip satın alabiliyorsunuz. Şimdilik çıkalım buradan. Yine buradan kamyon satın aldığınızda filo yapılandırmalarım var. Mesela onu şöyle göstereyim hemen. Çevrim çalamıyoruz. Zaten bu 1.34'te vardı. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Bir kere kamyon satın aldığınızda o kamyonun bütün özellikleri bir yere kaydediliyor. İkinci bir sefer aynı özelliklerde kamyon almak isterseniz oradan o yapılandırmalarından seçip alabiliyorsunuz kamyonunuzu. O da o. Şimdi arkadaşlar bu dorseler için de bir takım yenilikler var. Dorseler, yeni dorseler geldi. Bu yeni dorseler işte şu tomruk dorsesi var mesela. Ondan sonra Kron'da var aynı dorse tipleri. Schwarzmiller dorseler yani bu da tabii Schwarzmiller DLC'niz varsa eğer onları da buradan görüp satın alabileceksiniz artık. Dorseler de böyle. Burada yine dorselerinizi eğer bir sefer yapılandırıp da satın aldıysanız burada filo yapılandırmalarında onu görebileceksiniz. O zaman burada onlar görünecek. Dolayısıyla mesela şuradan bakalım. Ben şunları almışım örneğin. İki tane. Bunların üzerine herhangi bir şey yapmadan, değişiklik yapmadan satın alıverdim ben bunları da. Ama yapmış olsaydık mesela buradan seçip işte bu yapılandırmayı satın almak için satın al deyip satın alabilecektik. Şimdi başka bir güzel özellik de arkadaşlar çekici yöneticisine girelim. Mesela ben bu Volvo'yu kullanıyorum. Bunlar da garajımdaki Volvo'lar örneğin. Şimdi yapılandırmayı kopyala diye bir seçenek gelmiş buraya.
Bütün yapılandırmayı kopyalayı seçtik. Çünkü boyaları aynı her ikisinin de. Şu Volvo FH'yi kopyalayabiliriz. Ya da şöyle göstereyim. Kendi kullandığım Volvo'yu örneğin. Yapılandırmayı kopyala diyelim. Buradan. Buradan ister boyayı kopyalayabiliriz. Sadece cildini yani derisini kopyalayabiliriz. Ya da bütün yapılandırmayı kopyalayabiliriz. Buradan hangisini istiyorsak ya da hangilerini istiyorsak onları işaretleyip onayla deriz. Mesela ben bunun bir tanesini yapayım. Buna da para istiyor anam. Evet, şimdi bir tanesi bizimkinin kopyası oldu. Bu şöyle bir durumda işe yarıyor. Mesela kendinize bir tane skin yaptınız örneğin ya da aldınız ve garajlarınızdaki bütün kamyonların aynı olmasını istiyorsunuz. Şimdi bunları tek tek girip düzeltmek gerçekten ölümdü yani. O yüzden bu seçenek oldukça iyi oldu. Böylece kendi kamyonunuzda nasıl bir özellik varsa garajınızdaki kamyonlara da o özellikleri komple kopyalayabilirsiniz. Benim profillerden bir tanesinde mesela bir sürü garaj ve yüzlerce kamyon var. Kendim bir tane cilt yapmıştım. Skin yapmıştım yani. Her zaman videolarımda kullandığım o Wolf skin. Hepsine yapayım dedim. Yani günler yetmeyecek hepsine tek tek yapmaya kalkarsam. En son vazgeçtim. Lanet olsun dedim. Kalsın öyle dedim. Ben şimdi bu ilaç gibi oldu. Hepsini seç, kopyala de hepsi aynı cilde ya da aynı şeye sahip olacak. O yüzden bu büyük güzellik oldu. Bu Dorsey yöneticisinde de var aynı şekilde. Dorsey yöneticisinde de herhangi bir tanesinin cildini ona kopyalayabiliyorsunuz. Onu söylemiştim zaten. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Yani şu anda anlatılabilecek çok fazla bir şey yok bunda. Ama tabii böyle hemen hemen hepsi aynı işte anlatılacak şey bu kadar falan derken yani bu şeyi küçümseyerek de söylemiyorum. Yapılanları küçümseyerek de söylemiyorum. Cidden çok iyi şeyler var. Örneğin o DirectX 11 gerçekten harika olmuş. Mesela bu fizik ayarları çok iyi olmuş. Sesli navigasyon gelirse hele harika olacak. Ama tabii her dilde mi gelecek? Sadece İngilizce mi gelecek? Onu bilmiyorum gelirse. Mesela ATS'de onunla ilgili seçenek var. Burada henüz o seçenek yok. Gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum buna. Ama büyük ihtimalle ATS'ye geliyorsa buna da gelecektir. Onun dışında dünya haritasına girelim. Şurada Sardinya Adası geldi arkadaşlar. Fakat bu Sardinya Adası'nda başka yerden feribot yok buna. Bir tek İtalya'dan feribot var. Şimdi muhtemelen bu bende İtalya DLC'si olduğu için görünüyor olabilir. Muhtemelen İtalya DLC'si olanlar kullanabilecek bunu. Çünkü başka yerden bir feribot bağlantısı yok. Yani feribot bağlantısı herhangi bir yerden kurulabilir kolayca ama buna feribot bağlantısını kursanız bile büyük ihtimalle İtalya DLC'si yoksa bu şey görünmeyecek. O yüzden İtalya DLC'sine ihtiyaç var. Ama zaten büyük bir kısım oyuncunun bu DLC'ye sahip olduğunu varsayıyorum ben. Çünkü bu DLC'lere sahip olmadığınız zaman harita modlarını da kullanamıyorsunuz. O yüzden bu bir zorunluluk olarak görünüyor. Dolayısıyla herkes de sahip olan herkes de buna ücretsiz sahip olmuş olacak. Yani bu kısım ücretsiz bir ek olarak geldi buraya.
Burada bir takım şeyler var. Sıkıntılar var arkadaşlar. Şu profillere gireyim önce bir döneyim geriye. Ondan sonra bir de şey dorselere bakacağız. Şimdi arkadaşlar benim için asıl önemli olan muhtemelen herkes için de önemli olacaktır. Modların büyük bir kısmında sorun çıkıyor. Bu 1.35 ile ilgili. Özellikle şasiler, bu SCS'nin kamyonlarındaki şasileri kullanan kamyonlarda sorun çıkıyor. Mesela bu Iveco'da, DAF'ta sorun çıktı. Ondan sonra benim kullandığım bir Volvo vardı. Pendragon'un hazırladığı bir Volvo. Yani onda sorun çıktı. Sonra benim hazırladığım bir tane Volvo'nun iç mekanı vardı. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Şu mesela. Bunda sorun çıktı. Çalışmadı. Oyun çöküyor yani daha doğrusu. Bu olduğunda. Onun dışında bazı harita modları var. Harita modlarında sorun çıktı. Mesela şuradan aşağıdan yukarı bakacak olursak Indomap, Afro, ondan sonra Kazakistan, Rusya, ondan sonra İsveç, Polonya haritaları şu anda çalışıyor. Bu haritaları kurdum, çalışıyor. Ama mesela Raw Extended haritasını kurduğumda haritada görünüyor. Yani yükleme aşamasında bir sıkıntı yok. Oyun çalışıyor. Haritayı açıyorsunuz. Haritada da her şey tamam görünüyor. Hiçbir sorun yok. Fakat oyunu başla dediğinizde oyun çöküyor. Raw Extended'i kaldırdığımda herhangi bir sorun yok. Onu birkaç kez denedim. Fakat o haritada maalesef sorun çıktı. Dolayısıyla o olmayınca YKS'yi de kuramadım. YKS Raw Extended olmadan çalışmıyor çünkü. Onu muhtemelen Arayaz güncelleyecektir. O güncellemeden sonra onları da ekleyebiliriz. Ama şu anda şu haritalar çalışıyor. Indomap, Afromap. Bu zaten şeyler için feribot bağlantıları bunlar. Ondan sonra Kazakistan haritası, Rusya haritası. Bunların şeylerini linkte veririm. Açıklamada veririm linklerini. Ondan sonra Rus map'ın İngilizce dosyası. Bir de İsveç haritası. Ha, bir de Polonya var. Pardon. Büyük Polonya haritası. Bu da yeni bir harita. Bunlar şu anda çalışan haritalar. Promote zaten gitti. Promote hep ETS'nin sürümlerine özel haritalar çıkarttığı için bu yeni yayınladığı bir harita Promote'sun ama 1.35'e uyumsuz artık. Aslında bu düzeltilebilir de şeyler şifreli olduğu için dosyalar açıp da def dosyalarında şey tanım dosyalarında değişiklik yapmak gerekiyor. Onları yapamıyoruz şifreli olduğu için. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse şifresini kırmaya falan da uğraşmadım. Sıkıntı olmasın diye. Yani kendim için yapabilirim de size bir faydası olmaz. Dolayısıyla şey yapmadık. Bu Promotes'un trailer paketleri de öyle. Yine ETS'nin sürümlerine özel paketler bunlar. Dolayısıyla onlar da çalışmıyor. Çalışmayan modlardan bir tanesi şu navigasyon modu. Bu modu kurduğunuz zaman bunu kullananlar vardır muhtemelen. Hem Promote sürümü hem de bunun normal sürümü var. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Ha, şu Ford F-Max V2 var. Bu gerçi oldukça fazla FPS düşüşüne sebep oluyordu. Ama şu anda hiç şeyde görünmüyor bile. Yani o mod satın alma yerinde görünmüyor bile o. Benim şeyde Volvo'da bu ama maalesef çalışmıyor. Mesela Sisu mod var, kullananınız varsa onda sorun var.
Şu gerçek şirket modları, bunları Steam'den bulabilirsiniz. Bunlar çalışıyor. Bunları test ettim. Gerçi burada yok ama test ettim. Bunlar çalışıyor. Şu benim kendi skinlerimdi. Bunlar da çalışıyor. Şu lastik modları, gerçek lastik modları çalışmıyor maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Bundan güncellenmesini bekleyeceğiz. Bu Sisley'nin MGP pak çalışıyor ama oyun sırasında oyun çöküyor nedense. Bir türlü anlayamadım sebebini. Bunu kaldırdıktan sonra o problem bitti. Ama normalde sorun çıkmadan çalışıyor. Mesela benim ilhami var. İlhami'yi de ekledim. Sorun yok ama oyun başladıktan kısa bir süre sonra, yani kamyonu kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra oyun önce donuyor, sonra çöküyor. Bu profili aslında sıfır açmıştım. Yeni bir profil bu. Aslında neden çöktüğünü anlayamadım. Herhalde buna da bir bakılması gerekecek. Sisley bunu kısa bir sürede herhalde şey yapar. Şu sürücü skin çalışıyor. Onda bir sorun yok. Şu GPS test modu vardı. Bunu herkes soruyor, merak ediyordu. Bununla ilgili bir link vermiştim daha önceki videolarımda. Bunda sorunsuz çalışıyor. Bahsettiğim yani navigasyon modları şunlar. Hem ProMod için olanı vardı, hem Vanilla harita için vardı. Fakat bunları kurduğunuzda haritaya girerken, haritayı görüntülerken oyun çöküyor bunda. Bunun da güncellenmesi gerekecek büyük ihtimalle. Benim Volvo da bu. Kullandığım Volvo ama maalesef bu da çöküyor, çalışmıyor. Onun dışında burada size söyleyebileceğim modlar var mı? Bu en azından hani bu sürümü, 1.35 sürümünü deneyecek olursanız hangi modları kullanıp hangi modları kullanmayacağınız için size fikir olsun diye şey yapıyorum. Şu benim modum, sağ şeyden geriye bakma modu, bu çalışıyor. Şu CazCat paketleri çalışmıyor mesela. Ha, şu Master'ı denemedim. Yani çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Bunu unuttum, bunu denemedim. Bunu deneyen olursa, yorumlarda yazarsa sevinirim. Aslında denenecek daha çok mod var da onlara da fırsat bulursam onları da deneyip burada çalışan modları tekrar bir liste haline getiririm. Mesela şu RJL'nin Scania'ları çalışmıyor. 1.35'te uyumsuz. Poland Rebuild zaten ProMods'la beraber çalışıyordu. Bu ProMods pert olunca Poland Rebuild de çalışmaz zaten. Bunda düzenleme yapılabilir. Şifreli değil bunun dosyaları ama ProMods olmayınca hiçbir şeye faydası yok. Yani o da çalışmayacak. Raw Extended dediğim gibi bunu denedim. Fakat maalesef onda sıkıntı var. Bir de kısa bir süre içerisinde şu şeyleri de deneyeceğim. Bağımsız haritaları. Onlardan sorun çıkmazsa onları da paylaşırım arkadaşlar. Burada deneyip de sorun çıkanlar var mı diye bakıyorum. O kadar çok mod var ki bende de. Evet, şu CazCat'in paketleri bunlar. Bu kamyon trafik paketi, ondan sonra boyalı kamyon paketi var mesela, otobüs paketi var. Yapay zeka paketi var mesela. Bunlar sorun çıkıyor arkadaşlar, bunlarda maalesef.
Onları şu anda kullanamayacağız. Yani şu modları şu anda kullanamayacağız. Muhtemelen CazCat'in bunları güncellemesi gerekecek. Nasıl bir sorun var bilmiyorum. Dolayısıyla 1.35 epey değişiklikle geldi ama modlarımızın özellikle kamyon modlarının bir kısmından vazgeçmek gerekecek. Yani SCS'nin ETS'de kendi hazırladığı kamyonları kullanacağız bir müddet. Bakalım bir sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Harita modları aslında beni ilgilendiren şeyler daha çok. Ha şu bu zor park yerleri modu çalışıyor. Ben bunu da şöyle koyayım. Bir dahaki çalıştırmamda çalışsın. Onu denedim yani çalışıyor. Onda sorun yok. Ve tekrar bir gözden geçireyim de hemen. Şu Project Balkan zaten ProMods olmazsa çalışmıyor. Şu Villa Esers bu Poland Rebuild olmazsa çalışmıyor. Gördüğünüz gibi Brezilya haritası da uyumsuz şu anda. Evet arkadaşlar, modlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Şunları da ekleyivereyim de bir dahaki çalıştırdığımda bunlar da devreye girsin bari. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir seçenek var. Buradan çekici yapılandırmaları deneyebiliyorsunuz. Daha önce de vardı zaten bu. Şuradan şimdi konteyner taşıyıcısına konteyner büyükleri gelmiş. Bunları çekicinizde yük almak istediğiniz yerlerden alabilirsiniz. Şu dorseler var. Bunlar konteyner olarak. Yani dorse olarak böyle almıyor bu. Bunları aynı zamanda yük olarak da alabilirsiniz. Eğer bu dorseleri alırsanız, satın alırsanız konteyner taşıyıcısına bunları yük olarak da alabilirsiniz. Bu tip yükler var. Eğer çekicinizle çalışıyorsanız bunları böyle alabilirsiniz. Yük alacağınız yerlerden. Ama bu dorseyi satın alırsanız bunları yük olarak alabilirsiniz. Şöyle yükler var. Bunların bir kısmı zaten daha önce de vardı şeylerde. Bazıları yeni. Ben bu tür yükleri taşımadığım için hangileri vardı, hangileri yoktu, doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum. Şimdi şu dorseyi satın alırsanız alabileceğiniz yükler. Böyle. Bunlar zaten daha önce olan şeyler.
Yani 1.35'in şimdilik görünen yenilikler bunlar. Şu anda gösterebileceğim başka da bir şey yok. Başka arkadaşların yaptıkları videolar da var. Onlara da bakar izlersiniz. Muhtemelen epeyce sayıda çıkacaktır bununla ilgili videolar. Ama şu anda görünen bu. Yani beni de zaten burada en çok ilgilendiren, daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım. Orada beklentilerimi söylemiştim. DirectX 11'di. Yani bundaki en büyük yenilik bence o. Çünkü DirectX 11'in artık ETSI'de kullanılıyor olması, bundan sonra haritalardaki FPS sorunundan kurtulmamıza yardımcı olacak. En önemlisi bu. İkincisi, daha iyi grafikler olacak. Mesela arabaların kirlenmesiyle ilgili istekleri olan arkadaşlar vardı. Mesela yağmurda giderken arabalar kirlenebilir artık. DirectX 11 bunu kolayca yapabilecek kabiliyete sahip. Atmosferde, yani atmosfer derken gün ışığı, işte mesela gün doğumu, gün batımı gibi şeyler, bulutlar, hareket eden bulutlar, daha hızlı yağmur, sağanak halinde yağmur yağışı, fırtına gibi şeyler artık kolayca yapılabilecek. Atmosferden kastım buydu. Dolayısıyla oyun biraz daha gerçekçi hale gelecek. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Mesela bu Dirt Rally oyunu var. Ben onu da oynuyorum. Dirt Rally 2'de mesela, yani gerçekten gerçek bir manzaraya bakıyor gibi bakıyorsunuz uzaktan böyle. Çok harika bir şey var. Yani örneğin ormanın içinden geçerken gerçekten bir ormanın içinden geçtiğinizi düşünebilirsiniz. Yani o kadar güzel bir manzara var. Şimdi ETS2'de de bu tür manzaraların artık gelmesi doğal olacak. Tabii bu kısa bir süre içinde olmaz. Çünkü bu bitki örtüsünün, bu ETS2'de kullanılan varlıkların, yani prefabriklerin hepsinin elden geçirilmesi gerekecek. Ama zaman içerisinde ETS'nin gerçekten harika olacağını söyleyebilirim. Zaten şu anda bile çok iyi ve herhalde bu konuda SCS'nin eline su dökecek başka bir oyun firması yoktur. Yani oyunun arkasında bu kadar duran, insanların taleplerine cevap veren, oyuncuların taleplerine cevap veren, onları dinleyen başka bir yazılım evi de yoktur herhalde. Arkadaşlar, 1.35 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Bundan sonraki günlerde de modları, haritaları deneyeceğim. Burada çalışan modlarla ilgili yine paylaşımlar yapacağım. Yenilenen, yeni eklenen, yeni yapılan modları da tanıtacağım buradan. Ama benim bu kanalı kurarken ilk amacım haritaydı. Harita modları en çok beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla haritaları da sık sıkıya takip edip yeni haritalar olduğunda da size buradan paylaşımlar yaparım. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.